Tebrikler Mehtap. Bakalım jüri üyelerimiz neler söyleyecekler. Hayret. İlk defa güzel söyledin yani. Bu hafta harbiden çalıştım Ebru Hanım. Valla bilemem çalıştın mı çalışmadın mı ama bu ama hafta hakikaten hafta güzel söyledin. Ne oldu yani sana? Bilmiyorum, ben de anlamadım. Çok... Belli anlamadı. Ben sıkışınca çok iyi çalışıyorum böyle. Sıkışınca iyi çalışıyoruz. Evet. Ama bu Bülent Ersoy şarkısı değil. Bülent Hocam okumuştu. Ben de sordum, okumuş. Hatta ah kara gözlüm ah diyor arasında. Evet, onu söylemiş. Biliyorsun yani. Evet. Vay be. Hakikaten şaşırdım yani. Bugün çok düzgün ama okudu. Bülent Hocam o şarkıyı öyle bir söylemişsiniz ki oradaki ah kara gözlüm ah demişsiniz. Çok güzel. Arma abi suyunuzdan alabilir miyim lütfen? Suyunuzdan alabilir miyim? Gel, bu hayrat zaten, gel. Hani kıyafetini değiştirecekti? İkinci şarkılarda değiştirecekmiş. Hayır, ikinci şarkı yok bugün. Yanlış söylemişler size. Armağan Bey ölmüşlerin canına gitsin. Vallahi hayret edilecek bir şey. Bu sefer hakikaten güzel okudu yani. Ya üzülerek vereceğim bu notu sana. Vallahi üzülerek vereceğim. 10 geldi. Ben hiç görmemiştim. 10'u yıldızlar yok. Benden 10 almadın değil mi? Ya. Bir kere. Geçen hafta. Demek ki o zaman da yıldızları söylemişsin. Göremedim Ebru Hanım. Ha tabii, geçen hafta herkes 10 vermişti. Yıldızı yok değil mi? Ya. Geçen hafta Ebru Gündeş herkes 10 verdiği için 10 vermişti. Evet, ama yok, hayır, daha önce de 10 vermişti. Evet, vermiştim. İlk zamanlarda tam hatırlamıyorum. Evet, Popstar Alaturka'da. Dur hadi 5 tane olsun senin yıldızında. Al hadi 5 tane yıldızı senin olsun. Yıldızlı bir 10 geldi Ebru Gündeş'ten. Demek ki çalışırsa. Oluyor. Yapıyorsun yani. Evet. Oya. Oya dedi Bülent Hanım. Doğru. Öyle efendim. Peki, teşekkürler. Armağan'cığım. Ebru Hanım kızacak bana şimdi. Beğenmedin. Sen eskiden daha duygulu şarkı söylüyordun. Öyle ters köşe. Evet. Ben bir şey söylüyorum ama farklı bir şey söyleyecek. Tabii. Ters köşeyiz biz. Eskiden, bence Mehtap eskiden daha duygulu şarkı söylüyordu. Son 3-4 haftadır Mehtap daha duygusuz şarkı söylüyor. Eskiden daha içten, daha çünkü inanarak söylüyor. Çünkü çok para kazanmaya başladı. Ondan yok hocam, mı oldu? Daha kazanamadım, vallahi yok. Nasıl? Bedava yani, mı gidiyorsun işlere? Yani yok, ama ekstra işlere gittiğinizi evet, duydum. Hocam, doğru. Hatta büyük İzmir'den paralar kazandığınızı duydum. Evet. Efendim... o sanatkarlarda acı çekmek, maddi manevi o acı insanı değişik duygulara sürükler. Biraz sonra muhakkak ki sayın arkadaşım ifade buyuracaklardır. Çünkü bestekar olduğu için kendisinin de bu benim sözlerime karşın söyleyeceği bir şeyler vardır. Ne dereceye kadar doğruyu söylüyorumdur veyahut da efendim bestekar olmadığım için bilemeyebilirim de. Ama nereye kadar bana katılacaktır? Ama ben diyorum ki biraz ızdırap çekildiği vakit, insan yandığı vakit veya bazı acizliklerde kaldığı vakit çok daha verimli olabiliyor diyorum. Bakalım ne diyecek efendim Sayın Gencebay. Ben zaten bu başka konuşmaya yetkili değilim bu akşam. Estağfurullah. 10 dediler, 10 veriyorum hep. Orhan Bey. Bülent Hanım'ın söylediğinde gerçek payı var. Şöyle ki, yaşamın kendisi hüzün ağırlıklıdır. Yaşamın kendisi. Yüce Mevlana der ki, doğmayı gördün ya, batmayı da gör der. Doğmak bir mutluluk, ölmek mutsuzluk değil aslında. Geçen gün konuşmuştuk bunu. O da bir başka bir yaşamın başlangıcı şüphesiz. Ama bu dünyadan ayrılmak ya da şu dünya dediğimiz herkesin kendi dünyası var. Bundan göçmek öbür tarafa. Dolayısıyla bu iki kapı arasında insanlar hüznü bolca yaşarlar. Ve bu hüznü en çok hisseden sanatçılardır.
Bu duyarlılığı sanatçılar dile getirir. Ve sanatçılar daha çok hüznü bundan dolayı işlemişlerdir. Ve sanatçı zaten bir yerde tercümandır. Duyguların, sorunların, konuların, sosyal her türlü mesajların, mesajları anlatan kişilerdir. Sanatçı duygu insanıdır ve aynı zamanda ışığı alnında ilk duyan kişidir. Aydın biridir. Dolayısıyla sanatçı tüm bunlarla meşgul olur ve hüznü çok işlemiştir. Hüzün de insanların doğasında dediğim gibi beşikten mezara kadar en çok yer alan bir duyarlılıktır. Ve bu dünya ayrılıklar dünyasıdır. Onun için hüzün çok işlenir. Ve bu hüznü sanatçı yazar, çizer, ifade eder. İnsanlar da bu hüznü daha çok, bu hüzne daha çok ilgi gösterirler. Ve insanlar farkında olmadan hüzünlü parçalara ve romantik parçalara, ezgilere, eserlere çok daha fazla ilgi gösterirler. Yani her ne kadar hareketliler seviliyorsa da aslında diğer duyarlılığa çok daha fazla ilgi gösterilmiştir. Evet. Bu böyledir, değişmez. Yani neticede biz burada ağır, hüzünlü ve romantik parçalar okuduğumuz zaman onu duygulu okumalıyız. Onu hissederek okumalıyız. Ama özgürce bunu icra etmeliyiz. Yani hüznün özü bu işte açıkçası. Bunu dile getirmek bizim görevimiz. Evet. Tabii Ahleyar da türkü karakterinde bir ezgi. Evet. Çok da güzel bir eser. Kutluyorum sahibini, ne güzel duygu. Ayrıca Mehtap da bunu yine güzel okudu. Güzel okudu. Orada bir do diyezde mi kalmak vardı, mi de mi kalmak vardı onu unutmuştum. Neyse fark etmez, hata değil o. Do diyez. Do diyezde. Evet. Bazıları mi de bırakıyor. Olabilir, tercih meselesi. O da yakışır. Olabilir. Ve tabii ki benim Mehtap'a... Oya olsaydı kalmazdı. Evet. Oya olsaydı ne yapardı Orhan? Oy oy derdi orada. Evet. Oy oy derdi. Evet. Tabii ben de Mehtap'a bugün duyguluydu diye düşünüyorum. Ama Armağan Bey'in söylediğinde de şöyle bir gerçek payı var. Daha evvel daha safça mı söylüyordu? Şimdi biraz daha konuların içine girdikçe acaba daha mı dikkat ettiği için o duygudan uzaklaşıyor mu? Mesajını vermek istedi daha doğrusu. Hem öyle hem öyle değil. Peki. Puanları alalım Kulişko. Şimdi. Orhan Bey. Bir tek vermeyen benim puanı. Kulişko. Evet. Ben de 10 vereyim. 10 da Orhan Gencebay'dan geldi. 10. Armağan'cığım senden puan almadık. 10. 10 da Armağan Çağlayan'dan geldi. Toplam 40 puan. Gecenin en yüksek puanı. Ama belki Mehtap söyleyecektir ama ben şimdiden söyleyeyim. Çok para kazanıyor, çalışıyor dendi Mehtap için. Ama biz biliyoruz ki borçları da var. Borçları evet, ödeyebilmek için bu çalışmaları yapıyor. Gazinolara olan borçlarımı ödemeye çalışıyorum evet, bu arada. Borçları var, o yüzden çok Mehtap çalışıyor. Mehtap bir soru soracağım. Buyurun Armağan. Bu gazinolara borç niye var? Niye var? Reklamlardan sonra öğreneceğiz.